Evet, Bitcoin'de son durum ne? Piyasalarda son durum ne? Sizin sormuş olduğunuz kripto paralarda durum nasıl gidiyor? Bunları inceliyoruz. Yürüyün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmeyeli nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Yine bir coin analiz videosuyla karşınızdayız. Tabii ki Bitcoin'in durumu, ileriye dair okumalar ve tabii ki izleyicilerimizden, sosyal medyadan gelen coin'lerle ilgili analizler yapacağız. Evet. Her videoya Bitcoin'i yorumlayarak başlıyoruz. Bitcoin gece 03 mumunda güzel bir şov yaptı. Ya görüyorsunuz işte dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler ortada. Yani bazı yorumcuları seyrediyorum ben. Adamlar 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyorlar. Yani o kadar karamsar noktaya götüren de var. Biz her zaman tabii ki olumluyu odaklamaya çalışıyoruz ama yani ortalıkta da bir tedirginliğin olduğu da bir aşikar. Bütün bunlara rağmen kriptolara bakıyorum da yani kriptolar yine güvenli liman olmayı hak etmişler. Gece 03'te Amerika'dan gelen minnacık bir olumlu haberde bile yapılacakları işte regülasyonda bir takım böyle olumlu cümlelerin olması itibariyle gece 03 mumunda Bitcoin çok güzel bir yükseliş yapıyor. Hem de şöyle birkaç saat içerisinde kendini 42 bin doların üzerine attı. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Bize özellikle 45K'nın üzerine güçlü hacimle çıkmasını bekliyorduk. Henüz daha oraya gelemedi ama çok güzel bir ivme kat etti. İnşallah böyle devam eder. Hocam bir de bu Rusya'ya biliyorsunuz neredeyse tüm dünyadan bir ambargo uygulanıyor. Evet, biraz da cadı avına döndü hatta. Evet, bir cadı avına döndü. yani McDonald's Kentucky Fried Chicken dahi şubelerini kapatıyor. Ve bunun içerisinde tabii ki ekonomik yaptırımlar da var. Evet. Biliyorsunuz SWIFT sisteminden de Rusya çıkartıldı. Rusya'nın da buradaki güvencesinin kripto paralar olduğu söyleniyor. Yani bu SWIFT'ten dolayı yaşanan ambargoyu kripto paralarla deneyeceği söyleniyor. Hatta bugündü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sabahta Telegram grubumuzdan öğrencilerimle paylaşmıştım. Rusya'daki bazı milletvekilleri diyelim hani onlar da parlamentosundaki bazı kişiler de ülkedeki kripto paraların, kripto para borsalarının desteklenmesi gerektiğini de söylemişler. Çünkü normal mevcut finansal yapının yapıyı kuran, yöneten kişiler sizi bazı noktalarda yaptırımlar noktasında sıkıştırabiliyor. İşte burada da bir mevcut sisteme alternatif bir yapıya ihtiyacınız var. Bu yapıda şu anda en kolay yapılmış, denenmiş, test edilmiş, en hızlı, en güvenli kripto. Ha, kriptolarla alakalı işte regüle edilmiş ya da işte kanunların çok sıkı uygulandığı ülkelerde borsalara bile emir yağdırıyorlar. İşte Rusları borsanızdan atın falan filan gibi. Borsalar buna tepki verebiliyor. Bazıları tepki verdiler. Dediler ki hani tamam oligarklar neyse ya da şüphelendiğiniz kişiler, anahtar kişiler, kilit noktadaki kişiler neyse de hani bütün Rusları niye biz borsadan atıyoruz ki diye böyle tepkiler de vardı. O yüzden bu gelişmeler kripto camiası açısından bu camianın aslında ne kadar güvenli olduğunun da bir kanıtı olmuş oldu. Bak öyle herkes de elini atan herkes de maydanoz olamıyor. Hocam peki güzel ne şey. Olur? Bitcoin ne olur? Yani şimdi savaş ortamındayız. Açıkçası siyasal gelişmelerin ne olacağını çok fazla da öngöremiyoruz. Ve haftalardır da siz de hep bahsediyorsunuz. 45K'dan bahsediyorsunuz. Hı-hı. Hep böyle 45K'nın eteklerinde. Hı-hı. 35 ile 45 arası bazen düşüyoruz, bazen çıkıyoruz. Aynen. Kısa vade, uzun vade ne olur? Öngörüleriniz neler? Ya aslında bütün bunların hiçbirinin Bitcoin'in fiyatının düşmesine etki etmemesi gerekiyor bu olayların. Çünkü bu iş doğası gereği kripto normal zaten mevcut finansal yapıya alternatif, anonim bir başkaldırı falan evet. Bu tür cümleleri kullanmıştık. Ama sistemi kullanan kişiler bizler tedirgin oluyoruz. Yani savaş mı geliyor? 3. Dünya Savaşı geliyor. Ben her şeyimi satayım, savayım, altın alayım diyen de var. Yatırımlarını çeşitlendiren kimisini normal hisse senetlerinde, normal borsalarda, regüle borsalarda, Borsa İstanbul gibi, Nasdaq gibi borsalardan alıp kriptoya taşıyan var. Tersini yapan var. Hani insanların davranış tarzlarını bilemiyorsunuz ama ben yağ stoklayan var hocam. Evet. Bir de o çıktı başımıza. Ben ilkokuldayken işte tarımda kendi kendine yeten birkaç ülkeden biriydik diye okutuluyorduk. İşte evet. Konya tahıl ambarıydı vesaire. Şimdi onların hepsi böyle mazide kaldı. Üzülüyorum o noktada. Yani yarımı deşme şimdi. Konuşursak böyle 3 saat sürer bu program. Kriptolara benim güvendiğim kadar güvenseler aslında hiç bu kadar böyle ani dalgalanmalar yaşamayacağız. Bak en ufak bir Amerika'dan bir olumlu haber geldi. Tamam biz regülasyon yapacağız ama öyle de vuran, kıran, yıkan, öldüren bir şey yapmayacağız. Olumlu bazı cümleler geçince hemen Bitcoin bakın coştu. Birkaç bin dolar birden kendini hemen yukarı attı.
Bak 37'lerde sürünüyorduk. Kaçtı burası bakalım bir daha. Ha 37-38'lerde sürünüyorduk. Bir türlü böyle kanalın dışına çıkamamıştık. Şurada bakın kaç günden beri şu aralıkta çıkmaya çalışıyoruz, çıkamıyoruz. İnmeye çalışıyoruz, inemiyoruz. Burada sürünüyorduk. Ondan sonra kendimizi hemen şuralara atıverdik bakın. 42-300'ün üstüne atmışız ama yetmez tabii ki. Önce 45 sonra 51. 45-51 geçildiğinde şu olacak. Ha ya ben, herkes benim kafama gelecek o zaman. Tamam ya kriptolara güvenmek lazımmış abi diyecekler. Bak o kadar yer yerinden oynadı. Yani Covid desen Covid. Bir uzaylı istilası kaldı. Bir 3. Dünya Savaşı kaldı yaşamadığımız. Bütün bunlara rağmen kripto şöyle oluyor diye buna baktıkları anda işte o zaman nasıl diyeyim kurtulacağız. Daha önümüze rahat bakacağız ama bunlar için önce bir 51'i, önce 45'i sonra 51'i güçlü hacimli geçtiğimizde yeni ATH'lara doğru yelken açtığımızda bu kafaya gelecek herkes. Herkes dönüp dolaşıp haklısın hocam diyecekler. Hocam diyeyim. Sorum saçma gelebilir belki ama merakımdan soruyorum sadece. Neden 51K, 52 veya 50 niye değil? Heh, o da güzel bir soru. Size de bir Bitcoin vereyim. Size de bir Bitcoin vereyim. Ya da molada size güzel bir kahve ısmarlayayım. Olabilir, o daha güzel. Şimdi bütün kripto paraların biliyorsunuz bir dalgalanması var. Hani günlerdir grafik analiz ediyoruz. Siz de artık bu işi biraz kıyısından, köşesinden az çok yakalamışsınızdır artık. Şimdi bazı bu dalgalanmalarda tamam hani destek direnç noktaları falan diyoruz ya. Bazı yerler var majör yani çok büyük, önemli noktalar. İşte Bitcoin'de aşağı gidersek 30K diyoruz değil mi? Yani neden 30K dediğimizi günlüğüne, haftalığına baktığınız zaman 30K'nın gerçekten de aşılması zor bir yer olduğu aşikar. Neden 51 diyoruz? Yukarıda da öbeklenilen yere bakarsanız oranın majör bir şey olduğunu 51'in üzerine güçlü çıktığında tamam gene 55'lerde 60'larda gene böyle duraksayacağız vesaire ama 51'in üzerine attığımız zaman çok daha rahat hareket ettiğimizi göreceksiniz. Buralar majör destekler olduğu için öyle diyoruz. Ya bir nevi psikolojik eşik diyebilir miyiz? Psikolojik eşik. Hani 30'un altına inmedi mi? İniyor ama iğneyle iniyor. Minnak bir şekilde. O bizim mum oraya kadar inemediği için ve orada salınamadığı için 30K'nın altına inmiş olarak saymıyoruz biz onu. Hocam gelelim altcoin'lerimize. İzleyicilerimizin sıkça sorduğu sorular ve en çok talep edilen altcoin'leri analiz ediyoruz. İzleyicilerimiz yine bu videonun altına yorum olarak yazarlarsa bir sonraki programda onları da analiz ederiz. Ve başlayalım BTT, BitTorrent'le başlayalım hocam. Tamam hemen açıyorum ben de BTT'yi. Evet, KuCoin olanı açıyorum ben. Burada şeyde Binance olan burada yok. CoinMarket, TradingView'da göremedim. Buradan da projesini açayım. BTT yakın zamanda biliyorsunuz BTT bir bölünme yaşadı. BTT Old ve BTT New diye seçenekler var. Şuradan ben BTT New'ı seçeyim. BTT benim normalde güven kriterlerimi sağlayan, marketi 1.7 milyar doların üzerinde olan, projesi çok güzel olan, harika bir proje. Hak ettiği yerde mi fiyat olarak? Bence değil. Hak ettiği yerde değil. Ama zaman içerisinde projenin de bu arada şuradan okuyabilirsiniz. Şu kısımda projenin detayını okuyabilirsiniz. Hatta Binance'da vardı. Binance BTT diye arattırayım. Ha şurada var. Haberi buldum hemen. Tıkladım. Bakın Binance BitTorrent token değişimi 1/1000. Yani 3 sıfır daha ekledi diyelim arzına. 3 sıfır daha ekledi. 1000'e böldü parasını. Yeni bir proje olarak oldu. Eskisinin dolaşımdaki adeti belli bir noktaya geldiği için bölünme yaşadı. BitTorrent benim güvendiğim, güven kriterlerimi sağlayan salınımına bakıyorum. Önce şuradan şöyle bir günlük grafiği alayım da daha rahat orası gözükecek. Şöyle bir grafiğe bakar mısınız sevgili yönetmenim? Zınk diye çakılmış değil mi burada normalde? Çakılmış olarak görüyorsunuz. İşte burası o bölünmenin yaşadığı dönem.
Ondan sonra böyle nabız gibi, böyle sanki nabzı durmuş gibi hatta gittiğini ama hacimlerin gayet güzel olduğunu göreceksiniz. Bunu 4 saat, bu şu anda günlükteyiz. Ben olsam, ben bu projeye güvendiğim için, buralarda güzel fiyatlar olduğu için ben olsam buradan minnak minnak alıp kendinizi üzmeyecek adetlerde alınıp biriktirilebilir, gelecek vadeden güzel bir projedir. Bunu 4 saatliğine aldığım zaman şöyle biraz salınımlarına biraz bakalım. Gayet de güzel bir salınım veriyor. Bizi bu salınımlar kurtarıyor demiştik. Sürekli böyle bir salınımın olması harika bizim için kazanç verir. Ama ben olsam bu projeyi şimdilik hazır bir bölümle yaşamışken fiyatlar bakayım 5-0'lıyken toplarım. Ben olsam toplarım. Yani 4 saatlik alım bölgesine göre alan arkadaşlar da şu anda güzel bir satış bölgesindeler. Bakıyorum şöyle bir destek direnç. Şuralar onun destek direnç 1881. Özellikle mouse orada tutayım. Atamı da almış olayım. 1881 onun destek direnç noktası. Buraları kırarsa şuralara doğru adım adım şöyle kademe kademe 1954'lere doğru, şuralara doğru 1993'lere doğru kademe kademe gidecek. Şu anda güzel bir yükseliş yaşamış. Dünden bu yana ne vermiş ortalama şöyle bir bakarsam. Dünden bu yana, pardon 4 saatlik diyeyim zaten, bugün ne vermiş ona bakalım. %4 civarında bir artış yaşamış. Bu artış tabii ki Bitcoin'in canlanmasından dolayı. Birazdan muhtemelen baktığımız bütün kriptolarda da böyle olacak. Bitcoin'de bir sıçrama olduğunda diğerlerinde de benzer bir sıçrama oluyor. 4 saatte bile şöyle grafiği biraz geri çektiğim zaman bu bölünmeden sonraki fiyatın bulunduğu nokta bariz ortada. Ben olsam buralardan toplarım. Üçüne beşine bakmazdım. Hocam lit. Hemen bakalım. Bir başka sorulan coinlerimizden bir tanesi. Hemen ona da bakayım. Şuradan da projesini açayım. Şurayı kapatayım. Evet, şöyle bir bakıyorum. %35'i dolaşımda ve 45 milyon gibi küçük bir ne diyeyim markette. Projesine bakıyorum. Şöyle biraz açalım. Türkçe'ye çevirelim. Bakalım. Pek tutmamış şimdi galiba hocam. Yani şimdi hani dolaşımdaki kaçtı? %35'in 45 milyon dolar olması bana göre az. Yani ben 300 milyon dolar ve üzeri olmasını her zaman bekliyorum. Merkezi olmayan kimlik doğrulama ve kullanıcı etkinliği veri yönetim altyapısıdır diyor. Şimdi buna konu aldığı konuya, bu hizmet ettiği nasıl diyeyim alana rağbet arttığında haliyle bu kriptoya da bir rağbet artmış olacak. Projesi bana göre tutmuş mu? Tutmamış. %35'inin 45 milyon dolar olması bence az. Ya olsun, ben bu projeye inanıyorum. Şöyle olacak, ileride böyle olacak. İşte kimlikle alakalı nasıl bir kimlik belirleme mekanizması, kimlik eşleştirme. Yarın öbür gün bakarsın Metaverse'de benzer şeyler olur. Bir firma bunu satın alır ya da buna yatırım yapar. Buna bir fonlama gelir. Proje alır başını gider. Hani illa bizim şu anda güven kriterimizi taşımıyor diye bu kriptoyu almamazdık, yapmamamız lazım. 4 saatlik salınımına önce günlüğüne bir bakmak istiyorum, pardon. Evet, şu anda işte proje ilk çıktığı zamanlarda, bakın geçen sene bu zamanlar Şubat 2021'de çıkmış. Biz 9 Mart'tayız ama yani ortalama bir sene olmuş. Çıktığı zaman proje güzel bir talep görmüş. Fiyatları ta bakalım şuralara kadar gelmiş. 18 dolarları, 20 dolarlara yaklaşmış. Buralara kadar gelmiş ama ondan sonra neredeyse 12 dolardan sonra sürekli bir düşüş evresinde ve şu anda çıktığı fiyata yakın bir fiyatta. Ben bu projeye güveniyorum, inanıyorum diyen arkadaşlar kendilerini üzmeyecek miktarlarda alıp ileride tekrar göreceği bu 18 dolarlar, 15 dolarlara geldiklerinde ben var ya bunu ta 1 dolarken almıştım, 0.8'ken almıştım gibi şeyler yapabilirler. 4 saatlik salınımına dikkat etmek istiyorum. Bakıyorum şöyle bir, hatta şuradan sıfırlayayım. Salınımı güzel. Hani sağ gösterip sol vurduğu yerler olmuş mu? Şurada olmuş. Burada bir. Orası değil. Şöyle sağ gösterip de sol vurduğu pek bir yer olmamış. Şurada da olmuş. Şurada da olmuş. Yani ben buradan bir düzeltme hareketi beklerdim şahsen. Şubat'ın 13'ü. O gün Bitcoin'in durumuna falan da bakmak lazım. Yapamamış. Uzamış süreç. Sonra burada yapabilmiş. Aslında şu yeşillerin şurada olmasını umardım normal şartlarda.
Hani salınımı güzel, bariz al dediği yerlerde, hani minnak bir karda bile ne vermiş, şöyle ufak bir hesaplayayım. En küçük verdiği karlarda bile %6 civarında kar vermiş. Bu hani sağmal inek diyoruz ya, çok güzel bir inek. Bu kriptoyu sağabiliriz. 4 saatliğe güzel kazandırmış. Hocam Mbox'a devam edelim. Mbox sevdiğim bir proje. Zaten ben bu işte Metaverse'dür, oyundur. Onunla ilgili her tip projeye kafadan ilgilenilmesi taraftarıyım. Şuradan Mbox'a geleceği açık oluyor zaten. Ya şimdi geçenlerde kim söylemişti ya? Yani kıymetli bir kişi söyledi sektörümüzden. İleride bu Metaverse'ün içerisindeki evren öyle bir ticari hacme ulaşacak ki normal bizim ticaret diyebildiğimiz sistemin daha fazlası olacak. Orada daha büyük para dönecek gibi bir çok iddialı bir laf söylendi. Projenin daha %8'i dolaşımda olmasına rağmen 160 milyon dolar seviyesine ulaşmış bile. Bu arada CoinMarketCap bununla ilgili işte oyun oynayarak kazanmak, Mbox'ın içerisinde oyun da var. Oyun oynayarak da kripto kazanmanız, para kazanmanız mümkün. Onunla ilgili bir uyarıda da bulunmuş yukarıda. Detayına bakıp Saatik Türkçe yaparak buradan da ekmek yiyebilir kardeşlerimiz. Daha %8'deyken fiyatının da 2 dolar civarına çıkması, bu da güzel bir şey. Şehirde hemen şöyle Saatik Türkçe yapalım. Mbox protokolü en iyi verim çiftliği DeFi'yi gaming NFT'lerle birleştirir ve ekosistem kazanmak için oynaması ve oynanması gerçekten ücretsiz bir oyun yaratır. Bu oyunla alakalı. Binance akıllı zinciri kullanan Mbox, NFT'ler için çapraz zincir ve çapraz platform işlevselliğini birleştirerek gerçek NFT ile birlikte çalışabilirliğini gösterir vesaire demiş. NFT oyun platformu aracılığıyla işlemlerin işlenmesi, platform bonusları ve teşvikler için bahis açmak vesaire vesaire amacını burada yazıyor. NFT, GameFi, DeFi, Metaverse bu tür alanlarda bir soruna çözüm olarak çıktığını iddia eden ve böyle içini araştırdığınız zaman da ya ben bunda umut görüyorum kardeşim dedikleri. Mümkünse de böyle işte güven kriterlerimizi taşısın, en azından maksimum arzı sınırsız olsun ya da sınırlı olsun. Sınırsızsa da öyle bir şey olsun ki o sistemin, o ekosistemin içinde lokomotif bir ürün olsun. Sınırsız olsa da olur o zaman. Marketine bak işte, mümkünse 300 milyon dolar, 1 milyar dolar olsa, keşke gönlümüzden istenen bu ama daha yeni emekleyen bir sektörde, Metaverse daha yeni adım atıyor. Yani buralar dutluktu diyorlar ya, şu anda Metaverse için tam bu kelime cuk oturur. Daha %8'i dolaşımında olan bir projenin 160 milyon gibi bir markete ulaşmış olması bence güzel. Hani ilerisi için alınıp beklenebilecek bir para. Önce günlüğüne bakıyorum, nerede olduğumuza bir bakalım. Şu anda da yine çıktığı rakamların altına inmiş gibi dikkat ederseniz. Şurada biraz Metaverse ile beraber, Metaverse'ün nasıl diyelim, janjanlı olduğu dönemlerde, ilk adının duyulduğu dönemlerde biraz pik yapmış. Çıktığında da pik yapmış aslında. Ama şu anda fiyatı oldukça düşük. Günlükte de şu anda düşük olması enteresan. Çünkü Bitcoin'de bir yükseliş var ama bunda bir yükseliş olmamış. 4 saatliğine giriyorum. 4 saatlikte de Bitcoin'deki bu atıma oranla düşük bir nasıl diyeyim, kazanç var. Ama salınımına bakıyorum. Salınımı gayet güzel. Heiken aşı mumlarına göre bizim alım bölgemizde olduğunda bu para alınıp biriktirilebilir. 4 saatlikte tabiri caizse inek gibi sağılabilir. Harika bir kripto. Proje güzel. Ben destekliyorum Mbox'ı. Sıradaki yine coin'imiz, çok sorulan bir coin hocam. Gala. Gala. Gala'yı da yine seviyoruz. Zaten dikkat ediyorum hocam, son dönemlerde izleyicimizin sorduğu coinlere genel olarak bizim güven kriterlerimize uyan, yani kitlemiz artık biraz oturmuş gibi gözüküyor. Aynen. Şimdi çocuklar her video seyrettiklerinde aydınlanıyorlar diyelim. Yeni bir şey öğreniyor ve bu tuttuğu bilginin peşinden gidiyor. Ha, bir projeye artık işte eniştem şöyle diyor, baldızım böyle diyor. Artık o kafayla bakmıyor insanlar. Ha, Aydın Hoca diye bir adam varmış. Şuradan bakıyormuş, ben de bundan sonra oradan bakayım gibi. Her gün başka YouTuberları seyretse bile her gün bir bilgi öğreniyor ve artık bodoslama dalmaması gerektiğini,
dalıyorsa da, bir bodoslama dalacak bir durum varsa da temkinli rakamlarla dalması gerektiğini, varını yoğunu koymaması gerektiğini söylüyor. Yani geçen birisiyle tanıştım işte abi Doge'den ne kazandık be falan, Shiba'dan ne kazandık. Tamam, siz ikinizi şöyle durun bakalım. Şimdi bir de Shiba'dan batanlar gelsin dediğim zaman hani başka bir kitle daha geliyor buraya. İşte böyle işte batan niye battı ya da çıkan niye çıktı? Elon Musk'ın yüzünden çıktı. İşte batan niye battı? İşte Elon Musk'ın dedikodusuyla battı. Ya biz böyle dedikodularla uğraşamayız. Yani bir kripto para uçsun gitsin diye böyle birilerinin ağzına bakamayız. Biz normal matematiği olan, arz taleple fiyatlanan, bir işe yarayan, kripto camiasında bir çözüm olan, bir projesi olan kriptolara yatırım yaparsak daha güzel olur ama sektörümüzde böyle çok kısa yoldan köşeyi dönme heveslisi çok olduğu için öyle olmuş. Şimdi proje de yine şuradan da bulalım Gala'yı önce bu arada. Gala'yı hemen şuradan buluyorum. Projesi gayet güzel. Şöyle bir hemen Türkçe'ye çevireyim, size biraz okuyayım. Oyunculara oyunların kontrolünü geri vererek oyun endüstrisini farklı bir yöne çekmeyi hedefliyor. Gala Games'in misyonu gerçekten oynamak isteyeceğiniz blockchain oyunları yapmaktır. Oyunla ilgili bakın. Oyun, Metaverse'deki bir nasıl diyelim mağaza açmak, mağazanın içerisinde ürün koymak, ürün satmak, ürünü alacak insanların para transferleriyle alakalı gibi. Hani bize o yeni kurulan dünyada işimize yarayacak anahtar çözümleri üreten projeler uçup gidiyor zaten. O yüzden ben Gala'yı da seviyorum bu konuda. Arzı sınırsız. İyi o zaman almayalım. Hayır, öyle bir şey yok. Ama bu aynı zamanda ekosistemin de lokomotif bir ürünü bu. Kendi ekosisteminin. İçeriğini okuduğun zaman, şu kısmı okuduğun zaman Gala'ya niye ihtiyacımız olduğunu anlıyorsun. Ha, o zaman tamam. Hani illa da sınırlı arzı olacak diye bir kuralımız yok. Ethereum'da, Solana'da da vardı aynı şey. Bunlar da sınırsız ama bir ekosistemi var ve bu ekosistemin lokomotifi. 1.6 milyar dolar gibi de güzel bir fiyata ulaşmış. Bence bu kadar markete geldikten sonra 0.2 doları hak etmiyor. Daha da kıymetli olması gerekir. Bence önü açık. Önce günlükte baktım. Şuralarda bakın ön yatırımcısına bekletmiş uzun süre ama ondan sonra bu Metaverse'lerin nasıl diyeyim popüler olmasıyla beraber harika bir çıkış yakalamış ama o çıkışın nasıl diyeyim rüzgarı çabuk sönmüş. Şu anda fiyat düşüşte uzunca bir süredir. Salınımına bakalım. Ekmek yedirir mi salınım? Güzel. Ekmek yedirir. Bize bu salınım gayet güzel. Ekmek yedirir. Sağ gösterip sol vurduğu yerler mesela şurada biraz çuvallamışız ama 18 Şubat bu. Hani Bitcoin'in düşüşte olduğu bir dönem. Hani ufak bir yeşille startı başlatmış ama arkası gelmemiş. İlgili tarihte 19 Şubat'mış, 18 Şubat'mış. O dönemlere baktığın zaman muhtemelen Bitcoin'in de yönünün aşağı olduğu. O yüzden buradan toparlanması gerekirken toparlanamadığı ve bu toparlanmanın daha sonralara sarktığı görülebilir. Güzel ekmek yedirebilen bir proje. Bu arada hani Gala'nın salınımından bahsetmişken geçenlerde ben bir canlı ders yapıyordum. Canlı derste Okan isminde bir kardeşimiz vardı. Dedi ki hocam ya ben bu destek dirençleri çizerken bir şey keşfettim. Hazır burada da zaman ayırıyor, izliyor arkadaşlar. Hı hı. Videoları böyle dikkatli izleyip not alanlara da böyle bir bonus vermiş gibi olsun bence. Şimdi o günlerde Bitcoin'in yönü tam net değildi. Okan kardeşim de demiş ki ben Bitcoin'e bakmayayım bir iki gün. Tipi bozuk, nereye gideceği belli değil. Oturup işte grafikler öğretiyoruz ya biz eğitimde. Onlarla ilgili araştırma yaparken, uygulama yaparken bir şey fark etmiş. Hani ben 4 saatlik mumlara bakarak uzun süre oyalandığı yerler, işte çıkıp daha yukarıya çıkamayıp döndüğü yerler, düştükten sonra daha aşağı düşemeyip çıktığı yerler diye hani destek dirençleri 4 saatte görmeyi anlatıyorum ya. Bazı arkadaşlar da işte destek dirençleri gösteren indikatörler her ne kadar majörleri gösterse de ara değerleri gösteremediği için destek dirençleri görmekte, çizmekte çok sıkıntı yaşıyorlardı. Şimdi Okan kardeşim o gün bir keşifte bulunmuş. Benim de çok hoşuma gitti. Buradan anlatayım arkadaşlara. Şimdi mesela şurasının bariz bir destek direnç noktası olduğu belli. Misal ben buraya bir tane yatay çizgi çizmek istiyorum. Şu nokta olsun. Öyle iğnelere mumlara çok fazla dikkat etmeyin. Şurası
net bir destek direnç noktası. Şimdi bunu çizdikten sonra klavyeden Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V şeklinde gittiğinizde bakın yukarıya kopyaladıkları neredeyse, tam tamına değil ama neredeyse doğru destek dirençleri buluyor. Bazılarında böyle minnak, böyle işte tutup da şöyle biraz yukarı alayım ben bunu deyip revize edecekleriniz çıkar. Sorun değil o. Mesela şurada ben olsam bunu şuraya çekerdim gibi. Böyle minik düzeltmeler yapabilirsiniz ama temel anlamda gayet güzel bir destek direnç noktası bulma yöntemi. Çok basit. Tabii ki bu buluş böyle E eşittir MC kareyi bulmak gibi değil ama bence pratik. Hiç bilmeyen, acımı olan kardeşlerimizin de çok güzel işine yarayacak bir yer. Ama unutmayın, bu bulduğunuz yerler hani düştüğünde, 4 saatlik mumlara göre düştüğünde daha aşağıya inemeyip çıktığı bir yer olmalı 1. Yukarı çıktığında da daha fazla çıkamayıp düştüğü yer 2. Çıkamayıp uzun süre oyalandığı yer. Bak, uzun süre oyalanmaya şurayı da örnek gösterebilirim mesela şu kısım. Bakın. 4 saatlik mumlara göre burada epey oyalanmış. Tamam. İşte minik minik iğne atımlarıyla yukarıyı test etmiş ama gidememiş. Aşağıya test etmiş ama düşememiş. Uzunca bir süre burada oyalanmış fiyat. Bu fiyat çıkarken tekrar burada frene basacak %99.99 diyebiliriz mesela. O yüzden buraları ben göremiyorum, yapamıyorum, hemencecik olmuyor diyenlere de uğraşmadan sadece Ctrl-C, Ctrl-V'yi sürekli yaparak çok rahat bir şekilde bulmalarında böyle öğretmiş olalım videoyu seyreden kardeşlerimize. Tekrar edeyim isterseniz. Şurasının bir destek direnç noktası olduğunu gördüm. Buraya bir yatay çizgi çizdim. Özür dilerim çizemedim. Bir daha yapıyorum. Çizdim. Bu çizginin işte rengini değiştirebilirsiniz, kalınlığını değiştirebilirsiniz. Kesik noktalı normal çizgi gibi yapabilirsiniz. Ben kesik kesik çizgi yaptım. Bunu seçtikten sonra klavyeden sürekli kontrolü basılı tutup Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V yaptığınızda otomatikman yukarıya doğru kopyaladığını ve bunun da minik nasıl diyeyim nüanslar hariç neredeyse cuk oturduğunu göreceksiniz. Bu da çizemeyen, zorlanan kardeşlerimiz için güzel bir nokta olmuş olur. Şu anda galaya baktığım zaman mevcut normal destek direncine gelmiş. Daha önce frene bastığı yerler var. Bakın küçük nüanslar var. Yani bunu şuraya çıkartabiliriz aslında. Burayı yokluyor. Burayı kırarsa bir üstteki de şurası. Burada da minik bir revizyon yapılabilir. Şöyle tutup birazcık aşağıya alabilirsiniz. Yani şu uzun süre oyalandığı yere denk getirtebilirsiniz. Burayı kırarsa kıramasa ne olacak? Yataya bağlayıp aşağı inecek. Kırarsa bu sefer buraya çıkacak. Yataya bağlayıp çıkamazsa aşağı, çıkarsa yukarıya gidecek şeklinde destek dirençlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bu arayı yakalayabildiğiniz zaman da ortalamalarına bakalım şöyle bir cetvelle hesaplattım. %12'lerde, %8'lerde, %11'lerde çok güzel. Şöyle bakayım %13'e kadar da vermiş. Zaten normal destek dirençlerde alıp satmayı bir öğrenseniz, bunu bir kapsanız emirlerinizin genellikle %8-10 ortalamayla kapandığını göreceksiniz. Bu her zaman böyle olur mu? Büyük çoğunlukla böyle olur. Sadece Bitcoin yönünü şaşırdığında, kötü bir haber geldiğinde ya da ilgili kripto ile ilgili kötü bir haber geldiğinde bu durum değişebilir. Böyle bir riskimiz var ama genellikle destek dirençlerde alıp diğer destek dirençte sattığım zaman %8-10 verecektir. Peki hocam hani düşüyor ya, ben aldım düşüyor, terste kalıyorum ya. Tekrar alacağım zaman aşağıdaki destek dirençten alacaksınız. Öyle hani 500'den aldın 498'e düştü bir daha alıyor. 495'e düştü bir daha alıyor. Böyle değil. Bu kadar yakın rakamlarla peş peşe alım olmaz. Bir destekte direnç de burada oyalandı. Kıramadı, çıkacak diye umuyordum ama ben aldım. Kıramayacak dediğim kırıldı ve fiyat aşağı düştü. Ben terste kaldım. Bu durumda aşağıdaki destek direnci kollamanız gerekir. Alacaksanız da oradan almanız gerekir. Öyle birbirine yakın değerlerle almamak lazım. Hı hı. Hocam hızlanalım biraz. Tamam. Alice. Bu da yine benim çok sevdiğim, tuttuğum kripto paralardan. Projesini buradan da açıyorum. Evet, komşum Alice. My neighbor Alice. Hikayesi burada var.
Alice'i neden tuttuğumuzu burada görebilirsiniz. Neye yarıyor? İşte mesela Kremio üzerinde inşa edilmiş çiftlik temalı bir oyun, bir oyna kazan oluşturucu oyunudur. Oyun, oyuncuların sanal adalar satın alabilecekleri ve sahip olabilecekleri, yeni arkadaşlar edinirken heyecan verici ögeler toplayıp inşa edebilecekleri bir yer olarak kendini gösteriyor gibi. Yine bir metaverse, metaverse'in içinde bir oyun, oyunun içerisinde ayrı bir dünya var. Ve burada işimize yarayan, işimizi kolaylaştıran, burada bir şeyleri, ürün ya da hizmetleri almamızı, satmamızı sağlayan, sahip olmamızı sağlayan bir şey var. İşte o zaman kıymetli oluyor demiştik. Olmuş mu? %31'i dolaşımda 194 milyon dolar toplamış. 6.34 dolara gelmiş. Bence çok çok daha iyi yerlere gelecektir Alice. Önce günlük mumda ne durumdayız ona bir bakalım. Günlük mumda bile gayet güzel bir dalgalanma var. Tabii ilk çıktığında 60 dolarları da görmüş. İlk çıktığında şu anda 6 dolar 7 dolar sularında geziyoruz. İlk çıktığında proje çok güzel, popüler olmuş. Bazı arkadaşlar da sevgili dinleyiciler, bu ilk çıkışları nasıl diyeyim, kâra dönüştürüp hadi eyvallah demek istiyorlar. Bu da güzel bir şey. Ön satış deniliyor. Projeler bazen işte launch pad'ler yapabiliyorlar ya da ön satışlar yapabiliyorlar. Bu tür daha henüz ilgili markette satışa çıkmadan önce daha uygun fiyatlarda satın alıp işlem görmeye başladığında genellikle 2x, 3x, 5x, 10x yapanlar bile oluyor. Çıkıyorlar. Bu parada zaten atıyorum işte 6 dolarlardan falan başlamış. 60 dolarlara gitmiş. Yani 10x yapmış gibi. Sonrasında bir salınım izliyor. Bu salınım günlükte bakıldığında çok güzel karlar vermiş. Neresi burası? Aralıktan beri de 4 Aralık üstelik. Hani Bitcoin'in düşüşten beri de yüzü gülmemiş. Günlükte bekletiyor alıcısını. Alım yerleri çok güzel ama hani uzun vade için bekleyen için güzel yerler buralar. Ama 4 saatlik salınımına bakarsak, çünkü herkes alıp da böyle işte günlük mumlarda diplerde olduğunda alıp alıp biriktiriyor arkadaşlarımız. Bu doğru bir hareket. Beklemeye gücü var, zamanı var, bekleyebiliyor. İleride parası kıymetlendiğinde aldıklarını kademe kademe satabiliyor ya da belli bir noktayı bekleyip toptan da satabiliyor. Ben kademe kademe satmaktan taraftarım. 4 saatlik salınımına baktığımız zaman hiç bizi üzmediğini, sağ gösterip sol vurduğu yer neresi olmuş? Şuralar olmuş. Gene 18-19 Şubatlar. Yani Bitcoin'in bizi sağ gösterip sol vurduğu zamanlar. Ama onun dışında bariz öyle sağ gösterip sol vurduğu bir yer olmamış. Şurada uzun süre mesela düzeltmeyi ben daha çabuk vermesini umardım ama yine 8-10 Şubatlar, yine Bitcoin'le alakalı sıkıntının olduğu bir dönem, gecikmiş ve ondan sonra küt diye aşağı inmiş ama tekrar kurtarma şansı vermiş. Şu an için Bitcoin'deki hareketlenmeden dolayı güzel bir kar vermiş durumda. Bakalım şöyle ortalamalarda ne vermiş? %5'lerde bir kar vermiş. Bu çok güzel, inek gibi sağılabilecek harika bir kripto para. Ben olsam günlük mumlarda dipleri gördüğü zamanlarda da uzun vade için, ilerisi için, çünkü projesi güzel, bir miktar alıp alıp biriktirmekte fayda var. Ama günlükte de güzel kazanç var bu parada. Hocam yine çok sorulan ve bizim de çok bahsettiğimiz bir coin. Avax. Avax'ta bir kere 3 tane kurucusu var. Bir tanesi Türk. Yani orada benim bir kere kalbimi kazanıyor. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz Avax'a. Kesinlikle. Ben milliyetçilik noktasında destekliyorum Avax'ı. Avax'a da şöyle önce 4 saatte, şurada da bakalım pardon. Hemen CoinMarketCap'ta da bakalım. Özür dilerim. Şurada yanlış yazmışım. Türkçe olduğu için böyle. Bir kere sınırsız arzı var. Sınırlı değil. Hı-hı. Ama bir ekosistemi olduğu için bu sınırlı olmama durumu bizim için problem olmuyor. Marketi söyleyeyim. Hani deminden beri bakıyoruz ya 150 milyon dolar yok 60 milyon dolar. 20 milyar dolar. Maşallah. 20 milyar dolar. Fiyat 77,5 dolar civarında geziyor. Şurayı şöyle bir okuduğunuz zaman da bu hani Avax'ın projesinin ne olduğunu şu kısmı güzelce okuduğunuz zaman da evet diyorsunuz, bu projeye ben yatırım yapmalıyım. Erken yatırım yapanlar tabii ki her zaman avantajlı. O yüzden önce bir günlüğüne bir bakalım. Günlüğünü şöyle biraz geri çekiyorum. Proje ilk çıktığı gün her zamanki olduğu gibi bir pump yaşamış. Günlük bir pump yaşamış. Sonrasında su akmış yolunu bulmuş. Uzunca bir süre bakalım ne mi bu 3 dolarlar, 3-4 dolar civarında sürülmüş buralarda.
Sonrasında proje çok güzel ivmelenmiş, çok güzel noktalara gitmiş. Tabii ki Bitcoin'in inişlerinden çıkışlarından o da etkilenmiş. Bu bariz bir şey artık, hani sektörümüzün unutulmayan bir dinamiği diyelim. Şu anda da önce günlükte şöyle bir bakayım. Günlükte yatırım yapılabilecek harika bir kripto para. Ben olsaydım günlükte şöyle diplerde olduğu dönemlerde parçalı parçalı toplardım diyorum. Ama topluyorum zaten. günlükte şu anda yeşil. Bu da doğal çünkü Bitcoin'de bir toparlanma var. Evet, deminki mantığımızla tekrar çizmiş olalım. Hemen arkadaşlarımıza öğretmiş olalım. Yatay çizgiyi aldım. Bariz destek direnç olduğunu gördüm. Bir yer bulayım. Şurası bakın. Bakın düşüşlerde hep burası test edilmiş, burası test edilmiş. İğneleri fazla baz almamaya çalışıyorum. Genel, şurada da bakın yatayda da aynı şekilde test edilmiş. Buraya bir çizgi attım. Şimdi çizgi seçili iken, Ctrl-C, Ctrl-V yaparak, sürekli bunu yaparak hemen kademelerini yukarıya doğru attım. Neredeyse cuk oturdu diyebiliriz. Minik kaymalar var ama o kadar da olacaktır. Ama en azından bulunduğunuz yerin, bakın şu anda mesela yataya bağlamak üzere. Niye yataya bağlıyor? Çünkü bir destek dirence geliyor. Burayı kıramaz ise, yukarıya doğru gidemez ise hop aşağı doğru dönecek ve bu sefer burayı test edecek. İşte bizim derdimiz bu arayı inek gibi savmak. Ve bunu yapan kardeşimize ne vermiş? Ortalamasına bakalım. %9 vermiş. Hep diyoruz hani iki destek direnç arası %8-10 verir diyoruz ya. Bu da %9 vermiş. Bazı arkadaşlar şey diyordur, hocam ne yaptın ya? Bir şey çıktı orada böyle hesapladı hemen %6-%7 neye bastın falan diyorlardır. Onu da söyleyelim hazır yeri gelmişken. Şurada bir cetvel resmi göreceksiniz. İsmi Ölç. Ne diyor bakın, yanında da açıklaması var. Shift tuşunu basılı tutarsanız, grafiğe tıklarsanız olur diyor. O yüzden ben boş bir yeri tıkladıktan sonra klavyeden Shift tuşuna basıyorum. Ondan sonra ilgili yeri mouse ile bir tıkladım, bir daha geldim tıkladım ve mouse'u bıraktım. O zaman hesaplamasını yapıyor. O yüzden böylece bize Excel dosyası da verdik öğrencimiz. Yani fiyat aralıklarını giriyorsunuz, o kendisi hesaplıyor ama buradan da böyle ya ben bunu şuradan almıştım, şurada satsam ne verir acaba deyip hesaplamak isteyen arkadaşlar böyle yapabilir. Son videoya yorum gelmişti. Hocam illa cake, illa cake diye. Bize cake analizi yapalım hocam. Pancake, swap'ın cake. Pancake swap da biliyorsunuz. Kendine ait bir ekosistemi olan cake. Böyle çıktığına bakmayın. Şuradan tekrar İngilizce yaparsam pancake swap cake'i görürsünüz. Tıkladım. Sınırlı arz, maksimum arzı sınırlı değil. Olmasına gerek var mı? Yok. Eğer bir ekosistemi varsa gerek yok. Evet. Bunun var. Pancake swap diye bir yapı var. Bu onun içerisinde aktif eleman. Bu onun lokomotif ürünü. O yüzden bunun sınırlı olmasına gerek yok. Marketine bakalım. 1.7 milyar dolar. Canavar gibi. Hikayesi burada yazıyor. Bu cake ne işe yarar? Hangi borsada kullanılır? Anlamıyorum. İngilizce bilmiyorum. Sağ tık. Türkçe diyoruz. Buradan bakıyoruz. Güven kriterlerimizi sağlayan güzel bir kripto para. Şöyle bir önce ben olsam günlükteki salınımına bir bakarım. Günlükteki salınımı ne durumda? Bu da bakalım şöyle bir Şubat, yani neredeyse bir yıllık bir geçmişi olan bir kripto para. Çıktığında yine her zamanki gibi ilk çıkışta bir pump yaşamış, sonra su akmış, yolunu bulmuş, arz taleple dengelenmiş. Sonrasında Pancake Swap'ın yapmış olduğu bir takım atraksiyonlar, eylemlerden dolayı borsa rağbet gördü. Güzel bir ivme yakaladı. Onunla beraber de bu da gayet güzel gitmiş. Sonra Bitcoin'in çöküşüyle beraber o da çökmüş. Bitcoin'in çıkışıyla beraber o da çıkmış. Şu anda nereden beri bakalım. Eylül'den beri de aşağı yönlü bir yönü var günlükte. Ben olsam günlükteki bütün alım noktalarından alıp uzun vadede biriktirirdim. Ama yok be hocam, bana her gün mümkünse 2 günde bir para lazım. Yani sürekli bizde bir döngü olsun diyen arkadaşlar mutlaka 4 saatlik. Hocam hep de sen de 4 saate giriyorsun ya. Şöyle bir 5 dakikalara, 1 dakikalara niye girmiyorsun diyen arkadaşlarımıza çıkacaktır. Bir, bu zaman aralarını ne kadar kısaltırsanız o kadar çok risk alırsınız. Evet. İki, bu kısa zaman aralıklarında işlem yapabilmek için tecrübeli olmanız gerekir. Tecrübeden kastımız ben 50 kere işlem yaptım değil.
ben 5 aydır borsada oluyor, o işlem yapıyorum değil. Bunu kastetmiyoruz. Kaç defa hata yaptın, hatanın sebebini öğrendin ve bu hatayı düzelttin. Bazen offside'de düşebiliyorsunuz, hatalı bir karar veriyorsunuz. Acaba ben hangi indikatörü bilmiyordum ya da neyi bilmiyordum da ben bu hatayı yaptım? Bu benim başıma niye geldi diye sorguluyorsanız eğer, bu sorgulamanızın sonucunda bir şeyler öğreniyorsanız, öğrendiklerinizi uygulayıp bir daha bu hataları yapmıyorsanız tecrübe kazanıyorsunuz demektir. Bu tecrübeyi kazandıktan sonra, ya ben parayı günlükte yeşil yön yukarı bulmuşum, saatlikte yeşil yön yukarı bulmuşum, 30 dakikada da rüzgar yukarı gidiyor, Bitcoin'e baktım gayet güzel tebessüm ediyor, girerim ben dakikalı. Ama ikide bir çıkıp az önce söylediğim şu şöyle şu şöyle dediğim o rüzgar, o olumlu hava devam ediyor mu? 15-20 dakikada dışarı çıkıp bir bakıp yok saatlikte sapıttı, saatlikte frene basıyor ise hemen dakikalığı terk edebiliriz. Geçen vardı mail, bir kardeşimiz 3 dakikalıklarda scalping yapıyorum hocam diyor. Yani sürekli alsat alsat sürekli yapıyor. 3 dakikalıklarda ama bu kurallara dikkat ediyor bu kardeşimiz. Kendince tecrübesi de var. Sürekli pozisyona bakıyor. Evet rüzgar güzel esiyorsa dar alanda kısa paslaşmalarla minnak minnak alıyor. Ya girmişsin 5 dakikada %20 kar bekliyorsun. Kusura bakma. Öyle bir dünya yok. Hani oradan minik minik %1, %2, %1, %2 şu, sürekli ama tak 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 alman lazım. Ki günün sonunda belli bir fayda elde edebilirsin. Öyle dakikalığa girip %20, %15, %8, %10 kusura bakmasın kimse. 5 dakikada Beşiktaş yok. Yok maalesef. Cake'in de 4 saatlik dalgalanması bana göre güzel ekmek yedirir. O da yine Bitcoin'deki hareketten dolayı aynı noktalara doğru gidiyor. Hocam buradan daha önce ben bir destek göremedim. Bulunduğum yerden destekleri çizsem az önceki yaptığınızı yapsam olur mu? Olur tabii ki. Hemen şuranın bariz bir nokta olduğu belli. Şu kısma bir çizgi attım. Ctrl-C, Ctrl-V'lerimi koydum. Bakın gördü. Hatta burada bir de saatliğine girip aynı şeyi yapabilirsiniz. Saatlikteki destek dirençlerde de yine Ctrl-C, Ctrl-V ile yapabilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam atıyorum 4 saatliklerde bunu mavi yaptıysam saatliklerde yaptıklarımı atıyorum yeşil yaparım, kırmızı yaparım gibi farklı bir renk yaparım ki ben şöyle derim, ha 4 saatlikteki destek direncim burası ama saatlikteki destek direncim burası gibi bir ayrım da yapmış olurum. Ne kadar detaylı bakarsanız o kadar iyi bizim için. Hocam son coin'imiz yine çok sorulan coin'lerden bir tanesi Raja. Raja. Raja'nın fanatik şeysi kimdi? Biz hani Elon Musk'tan çok çekiyoruz ya. Bu da Elon Musk'ın anası. O bununla çok ilgili. Arkasında evet. O mu var? Arkasında o var. Şuradan da hemen yine yazalım. Raja'yı. Ben Raja'dan da umutluyum. Projesi güzel bence. Şu anda %47'si dolaşımda. 300 olmasa da 257 milyon dolara gelmiş. Proje güzel ama işte bu projenin şeysi, nasıl diyeyim, talep görmesi için biraz daha şu Metaverse'ün gelişmesi lazım. Daha henüz buralar dutluk. Nasıl diyelim, bu dutluk zamanda, bu daha yeni yeni palazlanan bu kriptolara yatırım yaptığınız zaman ileride şöyle diyeceksiniz. Şu anda atıyorum, inşallah o günlerde gelecek. Arkadaşlar Raja 12 dolar ya, ben onu 0,0012 iken alıyordum biliyor musunuz? Dediğiniz zaman herkes size böyle ağzı açık bakacak. Bir zamanlar Bitcoin'e de biz öyle yapıyorduk. Ethereum'a da biz öyle yapıyorduk. İşte Ada'ya, şeye, Link'e, Avax'a bunlar da hep öyleydi. Önceki fiyatlarına, şey birkaç sene önceki şeylerine çıktığı zamanki fiyatlarına bir bakın bakalım neler olmuş. O yüzden Metaverse, Metaverse'in içinde oyun, oyunun içinde satın alma, Metaverse'de konser, müzik, işte maç ya da işte popüler kişilerin işine yarayacak şeyler olduğu zaman mutlaka bunlarla alakalı, kimisi işte o nasıl diyelim parselle alakalı iş veriyor. Kimisi o parsele inşa etmekle ilgili hizmet veriyor. Kimisi inşa ettiğiniz dükkana ürün yerleştirmek. Kimisi o ürünü alacak kişilerin kimliklerini denetlemek. Kimisi ödeme yapacağı şeylerin doğru bir şekilde transfer edilmesini sağlamak. Kimisi işte avatar. Yakında göreceksiniz hani Metaverse'de de
Şimdi nasıl böyle nasıl diyelim moda desinatörleri falan oluyor ya. Şimdi 2023'ün yazını tasarlıyor şimdi. Atıyorum. Yani biz onu daha görmedik. Ama 2023'ü tasarlıyor. İşte bir lansman yapıyor. İşte herkes işte uçuyor gidiyor ve ona bir talep oluyor ya. E burada da öyle olacak. Yani Metaverse'deki kıyafetlerde de yeni yeni modacılar türüyecek. Yeni yeni sanatçılar türüyecek. Unutmayın yani şu anda bugün doğan çocuğun büyüdüğü zaman elde edeceği mesleğin adı daha yok. O meslek daha çıkmadı. Yani biraz böyle ileri görüşlü olmak, biraz sabit görüşlü olmamak lazım. Buna ne kadar nasıl diyelim alışkın, yatkın olursanız sizin için o kadar iyi. Öbür türlü biraz özür dilerim örümcek kafalı gibi olmuş oluyoruz. Geri kafalı gibi olmuş oluyoruz. Bir şeyler olduktan sonra kusura bakma. Şöyle diyelim hatta kriptoya işte girsek mi sakat ya işte devlet yok, güvence yok, işte batanlar var, kaçanlar var, bak Dodex ne yapmış falan diyorlar ya. Bir gün bunların hepsi bitecek. Ve her şey nasıl diyelim sizin istediğiniz gibi güvenli ortamda olacak. Ama o gün bu karlar olmayacak. Bugün daha henüz buralar dutlukken bunun kıymetini bilip sektörden sular akıyorken testiyi doldurmak lazım. Racan da yine şöyle 4 saatte bir şeyine bakayım. O da Bitcoin'le beraber biraz böyle bir kafayı kaldırmış ama şimdi kırmızı mum gelmiş. Şöyle bir bakıyorum. Yön aşağı gibi gösteriyor 4 saatlikte. Saatlikten bakalım, onay alalım. Evet, aşağıya gidiyoruz. Onayımız gelmiş. Günlükte bakalım. Günlükte bence tam da güzel böyle bir alım bölgesinde. Uzun vade ben bunu beklerim hocam diyenler için şöyle bakalım nerelere denk geliyor. Ta 10 Ekim'deki fiyatlardayız şu anda. Düşse düşse şuralara gelse var ya hiç affetmemek lazım. Bu kriptoyu toplamak lazım. Raja da yine Metaverse alanında gelecek vadeden güzel bir proje bence. Ama sonuçta o evreye gelmesi gerekiyor. Yani Raja'ya ihtiyacımız olan evre geldiğinde olay bitiyor. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yine merak edilen coinleri analiz ettiniz. Umarız faydalı olmuştur izleyenler. Umarız yani bir bakış açısı vermeye çalışıyoruz. Destek dirençleri gör. Günlükte, 4 saatlikte, saatlikte yönünü gör. Destek direnci kırmaya çalışıyorsa, 4 saatlikte de bunun onayı geldiyse, hani günlükte baktınız bir yerde gelmiş bu para. 4 saate baktınız artık bu burayı kıramıyor ve çıkış başlıyor. Al bunu günlükteyken. Bir yukarıdaki destek dirençte sat. Bu arası bunu ister günlükte yap, ister 4 saatlikte yap. Bu yoklayıp da kıramama yukarı dönme olayını bir çözdüğün anda 4 saatlikte de şöyle oluyor. 4 saatlik desteğe geldi. Kırdı mı kıramadı mı saatliğe bakıyoruz. Günlükte geldi destek dirence. Kırdı mı kıramadı mı 4 saatine bakıyoruz. Yemin değiliz bir saatine de bakıyoruz gibi. Bunu bir çözdüğün anda olay bitiyor. Yani her işlemini ortalama %8-10 karla kapatmaya başlıyorsun. Excel'in yeşilleniyor, sermayen büyüyor. Sen de tecrübe kazanmış oluyorsun, yüzün gülüyor. O zaman bol yeşilli günler dileyelim. İnşallah. Kolay yoldan da Okan kardeşimizin yöntemiyle kolay yoldan destek dirençlerinin nasıl çizildiğini de göstermiş de olduk bu videoda. Ona da teşekkür edelim buradan Okan kardeşimize. Nasıl buldu, niye buldu onu da bilmiyorum ama hani hocam böyle bir şey var. Bak Ctrl-C, Ctrl-V yapınca buraya denk geliyor deyince ben de şaşırdım açıkçası. Bunun muhtemelen Fibonacci ile alakalı bir bağı var ama olayı çözemedim. Minik rütuşlar gerektirse de cuk oturuyor olması, ufak minik rütuşlar tabii ki olacaktır. Sıkıntı yok. Ona bakarsan normal Fibonacci'de bile o destekler tutmuyor. İğneyle deliniyor, yukarı gideliniyor gibi. O yüzden o minik tutarsızlıklar önemli değil bence. Ama temel destek dirençleri gayet güzel gösteriyor. Hı hı. Hem de 1-2 saniye sürüyor. Ctrl-C, Ctrl-V yapmak kaç saniye sürebilir? Hocam teşekkür ettik. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.